Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç İstanbul'da bir üniversite tarafından düzenlenen Din ve Devlet İlişkileri Sempozyumunda konuştu. Arınç, Türkiye'de laikliğin yeniden yorumlanması gerektiğini söyledi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç özel bir üniversitede Din-Devlet İlişkileri Sempozyumuna katıldı. Arınç, bugün Türkiye'de laiklik yeniden yorumlanmalı dedi. Bugün laikliğin yeniden yorumlanması gerektiği konusu Türkiye'nin önemli bir konusudur. Bu sosyal bir ihtiyaçtır. Toplumlar dinamik kuruluşlardır. Statik değiliz. İnsanları ihtiyaçları geliştikçe, düşünceleri geliştikçe, anlayışları geliştikçe dünyadaki bir takım teknolojik imkanlarla dünyayı tanımak mümkün oldukça düşünceler elbette farklılaşabilir. Türkiye'deki ruhani liderleri bir araya getiren sempozyumun ardından Arınç, İnegöl Belediyesi'nin Alman Tübreyland İşbirliği ile kurulacak olan Mobilya Test Laboratuvarı'nın tanıtım toplantısına katıldı. Türkiye dünyada ilk üçün içine giren bir ülke oldu. Çin ve Arjantin ve üçüncüsü Türkiye. Şimdi Alman dostlarım bana hayranlıkla bakıyor. Bakın, bundan sonra daha çok bakacaksınız. Arınç, siyasi istikrarla ekonomik istikrarı Siyam ikizlerine benzeterek, Siyam ikizleri birbirinden ayrılmaz. Onun gibi ben de siyasetteki istikrarın ekonomideki istikrarı getirdiğini söylüyorum dedi. Ama global ekonomik krizin sarstığı bir dünyada, hemen yanı başımızdaki Yunanistan'a, biraz uzaktaki İspanya ve Portekiz'e, biraz kuzeydeki İzlanda ve İrlanda'ya, İtalya'ya ve Fransa'ya baktığınız zaman, hatta Alman ekonomisinin bazı sektörler itibariyle sıkıntılarını gördüğünüz zaman, Türkiye'nin çok iyi bir noktada olduğunu göreceksiniz. Maliye Bakanı Mehmet